According to the speech bubbles, konuşma balonları, each of the following is not correct. Hangisi yanlıştır? Andy is my best friend. He always helps me and backs me up. Beni destekler, bana arka çıkar. He is with me when I need him. İhtiyacım olunca benimle olur. Yani A şıkkında diyor ki Andy is a supportive friend. Supportive, destekleyici. Doğru mu? Doğru. Judy ile ilgili konuşuyor B şıkkı. Judy'ye bakalım. Judy is my close friend. Yakın arkadaşım. I share my secret with her. Onunla sırlarımı paylaşırım. I share, paylaşırım my secret, sırlarımı with her. Onunla sırlarımı paylaşırım. Only. Sadece onunla. Because I trust her. Ona güvenirim. She never tells my secrets to others. Sırlarımı hiç başkasına söylemez. Judy is a reliable person. Güvenilir, inanılır. Evet, doğru. Jane nerede? Burada. Bir dakika. Jane and Sonya. Sonya. Bak Sonya burada. Bakalım. Jane nerede? Sonya is a good friend. Sonya iyi bir arkadaş. We share the same interest and hobbies. İlgi alanlarımız ortaktır. Hobilerimiz de ortaktır. We share, paylaşırız. The same interest, ortak ilgileri. And hobbies. Bu normalde öyle translate edilmez arkadaşlar. İlgi alanlarımız ve hobilerimiz aynıdır diyor. I like spending time with her. Onunla zaman harcamayı severim. Tabii bu Jane. Jane buradaymış. Ben de Jane'i arıyordum. Jane ile Sonya. Bakalım. Jane and Sonya have a lot of in common. A lot in common. Ortak, çok ortak şey vardır. Ama çok diyor bak. A lot, çok. In common, ortak özellik. Evet ama çok dediği için kafam karıştı. Kalsın. Jane gets on well with Joe. Joe'ya bakalım. Joe is a relaxed boy. Relax birisi, tamam mı? He never minds others. Ötekileri fazla takmaz, tınlamaz. He never minds others. Ötekileri fazla tınlamaz. He never has a plan. Hiç plan yapmaz diyor. I don't like his laid back lifestyle. Çok güzel. Böyle laid back lifestyle şey demek. Laid back şey demek. Sırt üstü uzanmak demek. Öyle bir hayat tarzını sevmiyorum böyle. Vurdum duymaz, umursamaz, gelişi güzelleşen hayat tarzını sevmem diyor. Tamam. O zaman arkadaşlar bu da doğru. Çünkü şurada diyor ki Jane gets on well with Joe. Get on well, iyi geçinmek. Onunla iyi geçinir. Hayır, öyle bir şey hiç duymadık. Tamam, geçelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi bazen ben anlatıyorum. Dikkat dağınıklığından dolayı yanlışlık işaretliyorum. Mesela bu doğru diyorum, bu da doğru diyorum, bu da doğru diyorum. Bu yanlış diyorum, tamam mı? Cevap değişik olduğu belli. Cevap A diyorum, A'yı işaretliyorum. Siz anlayın orada dikkatimin daldığını. Ben dikkate çabuk dağınan bir insanım. Tamam mı? Anlayın arkadaşlar. Söylediğim şeyler genellikle hiç yanlış değil yani. Doğru. Ama bazen yanlışlık işaretleyebiliyorum. Ve yorumlarda da hoca matematik gelsin, hoca Türkçe gelsin. Arkadaşlar böyle yazılar pek hoş olmuyor. Ben sizin uşağınız değilim. Yani kusura bakmayın, sizin uşağınız değilim derken yani bazı arkadaşların üslubu biraz daha törpülenmesi gerekiyor. Sonuçta ben sizin öğretmeninizim. Which of the following completes the dialogue? Hangisi tamamlar? Complete, tamamlar the dialogue. Bakalım. Bla 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 bla. No, not at all. Why? Bu bir soru sormuş. Hayır, tam da öyle değil yani. Neden soruyorsun diyor. I have a great plan. Müsait misin diye sormuştur. Tahmin ediyorum şu an sadece. Falanca gün müsait misin? İşin var mı? Ya da işin var mı? Hayır, değil. Neden? İşin var mı demiştir, değil mi? Bakın. Sadece şuraya kadar okudum. Bir tahminde bulundum. İşin var mı diye soruyordur. Şıklara bakıyorum. How about going to the picnic on the weekend? Hafta sonu pikniğe gitmeye ne dersin? What are you doing tonight? Bu gece ne yapıyorsun?
Arkadaşlar bakın. Cevap yes ve no'lu mu? Evet. Cevap yes ve no'luysa unutmayın. Cevap da yes ve no ile başlıyorsa soru evet şimdi hatırladım. Bak cevap yes ve no ile başlıyorsa soru what ile ve he ile başlamaz. Değil mi? Ve he ile başlamaz. Bunu bilmiyorum. İngilizce hocaları söyler mi ama biraz iddialı konuşacağım. Bunu Şenol Hoca söylüyor size. Tamam. Bakın soru V ve H ile başlamayacak. H ile başlamış. V ile başlamış. V ile başlamış. Cevap D şıkkı. Şak diye çaktık mı? Niçin? Çünkü how nasıldır? Nasıl diye bir soru sorunca cevap evet olur mu? Nasıl gidiyor? Evet. Değil mi? How about going? Bak. What are you doing? Ne yapıyorsun? Evet. Olmaz arkadaşlar. Would you like to come to the cinema with me? Bak bu olabilir ama değil. Yani cevap bu gelir misin? Yes, no. Arkadaşlar cevap V ile H ile başlıyor. Anladınız siz onu değil mi? Cevap yes ve no ile başlıyorsa soru are you'ludur. Are you doing anything on Saturday? Pazar günü bir şey yapıyor musun? Hayır. Değil mi? Okay. Geçiyorum. Diğer kısımdan okumaya gerek yok. Cevap D şıkkı. Ama şu kısmı unutmayın. Tamam mı? Şu kısmı unutmayın. Yine bunun tersi de doğru. Nasıl yani? Cevap yes ve no ile başlıyorsa soru ve he ile başlamaz ya. Soru ve he ile başlıyorsa cevap yes ve no ile başlamaz. What kind of music teenagers liked? 12-20 arası gençler hangi tarz müziği sever? Bakalım. Rap en çok. Rock ikinci sırada. Pop değil mi? Üçüncü sırada. Techno son sırada. Teenagers never listen to the top techno. Hiç dinlemez diyor. Hayır. Yanlış. Hiç dinlemez mi ya? Tekno müzik bak dinliyorlarmış %10. Rock music is rock music. Rock sarısı is more popular than pop. Şundan daha popular diyor. Doğru. Nearly half of the teenagers enjoy listening rap. Rap. Kırmızı. Neredeyse yarısı. Nearly half. Neredeyse yarısı. Evet neredeyse %50 olmak üzere. Doğru. More than 20%. Of teenagers prefer listening to pop. Pop. %20'den fazlası doğru. Cevap D şıkkı arkadaşlar. Tabii ki de böyle hatalar yapabiliyorum bazen. Siz görüyorsunuz cevabın A olduğunu kankalar. Let's pass to the next question. Pass to the next question. There is no information about bilgi yok diyor. In the speech bubble. Konuşma balonunda neyle alakalı bilgi yok. Yeni menüyle alakalı. Yeni menüyle alakalı bakalım var mı? Ingredients içeriklerle alakalı var mı? Cooking time ne zaman pişeceğiyle alakalı bilgi var mı? Process of preparing the dish. Yemeği hazırlama aşamalarıyla alakalı. Bakalım. I love cooking minced pie. Minced beef. Peel the potato and boil them until they are cooked. Değil mi? Yani burada kıyma şey değil mi? Kıyma haline getir diyor onu. Küçük küçük. Peel the potato. Onu soy diyor. And boil them until they are cooked. Pişene kadar onları kaynat. Mash them with butter
adding some milk. Onları böyle ez, tamam mı? Chop the onion and carrot. Bunları diyor dilimle böyle tık tık tık. Fry the meat and vegetables. Then stir them. Kızart. Stir me up. Değil mi? Hadisenin şarkısındaki stir. Stir me up demek arkadaşlar çok kötü bir anlamı var. Evet, onları karıştır diyor böyle güzel. In the flour and un karıştırarak. Cook a bit more. Biraz daha fazla pişir. Add the salt. Arkadaşlar proses var değil mi? Ingredients de, içerikler de var değil mi? In the flour and cook a bit more. Add the salt and pepper. Kızar kırmızı biber, pul biber. And let it all cook for 15 minutes. 15 dakika pişirsin. Then put it in the baking form. Okay. Cover it with the mashed potato. Patatesle cover onu diyor. Cover diyor. Üzerine ört diyor böyle. Patates, etrafına patates sıvası yap. Bake it in the hot oven for 40 dakika. Arkadaşlar, cooking time. Görüyorsunuz ki 40 dakika, 15 dakika falan var orada değil mi? Pişirme süresi. Ben buna şey demiştim ama cooking time ne zaman pişirecek? Ama ne kadar pişirecek o? Google Translate'den tercüme ettim. Baktım arkadaşlar. Aha. Ne saklayayım arkadaşlar? Bakın cooking time, pişirme süresi. Tamam. His new menu. Yeni menüsü yok değil mi? Hadi geçelim. Are mobile phones good or bad? İyi mi kötü mü? Advantages of mobile phones. Avantajları. Disadvantage of mobile phone. It can be carried everywhere. Her yere taşınabilir. It is easier to contact with others. Ötekilerle iletişim kurmanın iyi bir yolu var. It has a lot of functions. Çok fonksiyonu var. Easy internet connection, text messaging, digital camera, games, etc. It affects our health, sağlığımızı etkiler. It is rather expensive, daha pahalı. It disturbs our concentration, dikkatimizi dağıtır. People spend less time with their families, aileleriyle daha zaman, az zaman harcarlar. Security risk, güvenlik riskleri. Mobile phones, which of the following is not correct? Yanlışı soruyor. Mobile phones help people to keep in touch with each other. Arkadaşlar, birbirleriyle keep in touch, iletişimde kalmalarını sağlar diyor. Allah Allah. People spend less time. Arkadaşlar, bu yanlış. Değil mi? Şuna göre yanlış. Bu az zaman harcar diyor. Bu çok zaman harcar diyor. Mobile phones help people to keep in touch with each other. İnsanların birbirleriyle iletişimde kalmalarını sağlar diyor. Mobile phones don't provide easy internet access everywhere, anywhere. Arkadaşlar, Allah Allah, ona bakarsan bu da yanlış. Mobile phones disturb you when you are doing something else. Bir şey yaparken dikkatini dağıtır. Evet, doğru. Mesela şu an video çekerken dikkatimi dağıtıyor. Mobile phones are easy to carry. Taşıması kolay. Tamam mı? Bakalım şimdi. Mobile phones help people to keep in touch with each other. It can be carried everywhere. Her yere taşınır. It is easier to contact with... Evet arkadaşlar. Evet. It is easier to contact with others. Ötekilerle iletişim kurmaya kolaylık sağlar değil mi? Tamam. Yani... şu da şu. Yani şu yanlış olduğunu söylemiştim ama evet aslında haklı, haksız da sayılmam değil mi? İnsanların birbirleriyle daha az zaman harcamasını sağlar diyor. Haklıyım yani öyle düşünmekte. Contact each other da bununla alakalı dolayısıyla ama şu da bunu destekliyor. Ama B şıkkı yanlış. Mobile phones don't provide easy internet. Kolay internet sağlamaz her yerde. Cevap B şıkkı. Okay.
According to the information given above, yukarıda verilen bilgiye göre, which of the following is Linda? Hangisi Linda'dır? Bakalım. Tahmin ediyorum. Typing. Mail yazıyor. Burada da mektup yazıyor. Bence budur abi. Bakalım. Tahmin. Sadece sallıyorum. Linda doesn't like meeting up and talking face to face. Ana, o zaman bu değil. Doesn't like meeting up. İnsanlarla buluşmayı. And talking face to face. Yüz yüze konuşmayı sevmezmiş. She thinks sending letter or postcards are old fashioned ways. Mektup göndermenin de eski bir yöntem olduğunu düşünüyor. She doesn't prefer sending emails. She doesn't prefer sending emails, friends. E-mail göndermeyi de sevmezmiş. She thinks the best way to communication with her friends is social networks. Bak sosyal, evet cevap A şıkkı o yüzden. This is survey about what social media platform teenagers use. Bu bir anketmiş. Hangisini kullanıyorsun? Twitter, Facebook, bunu bilmiyorum. Snapchat, Instagram, YouTube. Evet, bakalım. En çok YouTube'muş. Sonra Instagram. Sonra Snapchat. Hiç kullanmadım. Sonra Facebook. Sonra Twitter. Less than 32% of teenagers use Twitter. 32'den daha az. Arkadaşlar yanlış. %32'den az değil, tam %32. Teenagers prefer using Facebook to Instagram. Facebook Instagram'a tercih edermiş. Evet, Facebook Instagram'a tercih edermiş. Ama ankete göre yanlış. Normalde doğru. YouTube is the most common social media landscape among teenagers. Evet. YouTube en yaygın mecra diyor. Evet. Less than half of teenagers, %50'den azı Snapchat'ı kullanır. Hayır, %50'den fazlası kullanır gördüğünüz gibi. Cevap C şıkkı. Online safety tips. İpucu demek. Online güvenlik ipuçları. Which of the following is not correct according to the chart above? Hangisi is not correct? Hangisi is not correct? Yanlış yani. Bakalım şu yukarıyı okumadan arkadaşlar. Işıklara bakalım. Never accept the stranger's friend request. Yabancıların arkadaşlık isteklerini hiç kabul etme. Refuse unknown people's friend request. Evet. Refuse, reddet diyor. Burada da never, hiç kabul etme diyor. Evet, bu doğru. Report any unpleasant messages. Rapor et diyor. Hoş olmayan mesajları. Or inappropriate, uygun olmayan websites to your parents. Ailene söyle diyor. Hoş olmayan mesajları ve uygun olmayan web siteleri. Ask, yani B şıkkıyla alakalı şu galiba. Ask an adult if something makes you feel uncomfortable. Evet. On the internet. Senin huzurunu bozan bir şeyi ailene sor, söyle. Rapor et yani. Cevap B de doğru. Never give out your address, phone number, adresini, telefon numaranı, name or your parents' name to a stranger. Yabancıya verme diyor. Only share personal information about yourself only with family and close friends. Sadece ailen ve yakın arkadaşlarına ver. Yani strangers'lara verme. Bu da doğru. Agree to meet your online friends. Online arkadaşlarınla buluşma konusunda agree. Aynı fikirde ol yani. Katıl onlara. Hayır. Never meet face to face with someone you don't know. Yani şunu çürütüyor. Diyor ki never meet face to face. Hiç buluşma diyor. Ama burada buluş diyor. Meet.
Cevap C şıkkı. Bak neredeyse C diyordum. Yani insan dikkati dağılabilir. Okay. Summer Adventure Camp. Macera. Yaz kampı. First day. Oh. The second day. Third day. Jumping. Fourth day. Are you an adrenaline junkie? Adrenalin tutkunu musun? If you are thinking about trying an extreme sport, join us. Bize katıl. Extreme sporu seviyorsan, düşünüyorsan, yapmayı düşünüyorsan bize katıl. Abi hepsini de adrenalin ya. Of. Summer Adventure Camp offer 4 day with 4 extreme sports. Bunları 4 gün boyunca 4 extreme sporu sana teklif ediyor. Okey. Los Angeles'te Miley Park'taymış. Dollar 150 dolarmış per person, including accommodation yani konaklamayı Ağustos'un şey Haziran'ın 18'i ve 21 Temmuz arası. Ha Yengeç burcunun şeyi bunlar ya. Aralığı. Bu adres tamam mı? Bakalım. You must be at least en az 16 yaşında olman lazım diyor. 16 yaşında olması gerektiğini söylüyor mu ya? En az 16 yaşında olması gerekiyor diyor. Hiç bahsetmiş mi? Kalsın, kalsın. You can try bungee jumping on ayın 20'sinde. Bungee jumping'i denebilirsin. Yani şu. Üçüncü gün. Üçüncü gün. Ha, bir dakika. 18. 18. Bak. 18, 19, 20, 21 değil mi? O zaman ben şuraya 21 Temmuz dedim ama hayır. 18 Haziran'la 21 Haziran arası. 18, 19, 20, 21. Tamam mı? 20'si bu mu? Yani birinci, ikinci, üçüncü gün. Evet, doğru. You can send an email for more information. Evet, gönderebilirsin. You can join the camp if you prefer water and sky sports. Evet. Su ve hava sporlarını seviyorsan katılabilirsin. Ama şu 16 yaşı falan bahsetmemiş arkadaşlar. Which of the following completes the dialogue best? Bakalım. What is your favorite sport or activity? Like Scuba diving ne demek? Şu uçaklardan paraşütle atlıyorlar ya, o işte. Evet, tamam. When did you last go do it? En son ne zaman yaptın? Geçen yaz. Where did you do it? Nerede yaparsın? In Smarter, burada yaparım diyor. Why did you like it? Neden sevdin? Can you explain what you mean by that exactly. Ne demek istediğini anlamadım. Niye sordun? I mean. Why did you like it? Neden seviyorsun? Yani o scuba diving'i neden seviyorsun? Bunu başka nasıl sorabiliriz? What sport? Why did you dislike doing? What are your reason for reason sebep? Sebebin nedir? Bak diyor. Burada sebebin nedir diyor. What are your reason for enjoying it? Onun da ondan eğlencenin sebebi nedir? Neden çok seviyorsun? Evet. Diğer sorular ne? What sports and activity do you like doing? Hangi spor ve aktiviteleri yapmayı seviyorsun? C. What was the date? Tarih ne zamandı? Why did you dislike doing it? Neden sevmiyorsun onu yapmayı? Hayır arkadaşlar. Cevap o yüzden B şıkkı. Hiç hazırlanmadan çözdüm. Eve geldim çözdüm. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bitti.